Evet, hafta sonu yaşanan elim hadise, iş dünyası ve örgütlerin tepkileri sürüyor. Hep birlikte dinleyelim. Bir saldırının gerçekleştirildiği Şehitler Tepesi'nde bir araya geldik. İstanbul iş dünyasını temsilen İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası olarak şehrimizde yaşanan bu hain terör saldırısına karşı tepkimizi olay yerinde bir kere daha ifade etmek ve şehitlerimizi anmak için burada bulunuyoruz. Bizler bu hain saldırıyı gerçekleştiren bölücü terör örgütü PKK'yı ve uzantısı taşeronlarını nefretle kınıyoruz, lanetliyoruz. Terör aziz milletimize karşı kanlı ve acımasız yüzünü maalesef bir kez daha gösterdi. 10 Aralık Cumartesi akşamı Beşiktaş'ta iki noktada çevik kuvvet ekibimizi ve sivilleri hedef alan iki patlama sonucu milletçe büyük bir acıyı yaşadık. Evlerimize ve yüreklerimize ateş düştü. Bu acıyı, bu ihaneti asla unutmayacağız. Derin bir üzüntü içinde olsak da terörün vahşi ve insanlık dışı tuzaklarına düşmeyeceğiz. Huzurumuzu ve kardeşliğimizi bozmak için adeta ülkemize karşı cephe oluşturan FETÖ, DAEŞ, PKK ve benzeri hain örgütlere karşı her zaman olduğu gibi dirayetimizi, birliğimizi, dirliğimizi koruyacağız. Teröre karşı dimdik ayakta kalacağız. Buradaki birlikteliğimiz bunun en güzel ifadesidir. Bu toplumu bin yıldır bir arada yaşatan kardeşlik duygusu sarsılmaz köklere sahiptir. Ülkemizi ve milletimizi bölmek isteyenler amaçlarına kesinlikle ulaşamayacaklardır. Terörün amacı korkutmak, yıldırmak, umutsuzluk yaratmak, güveni sarsmaktır. İstanbul iş dünyası olarak yüksek sesle belirtmek istiyoruz ki geleceğimize olan inancımız asla sarsılmayacak, korkmuyoruz, yılmıyoruz. Bizler ülkemize her zamankinden daha fazla güvenerek, yüreğimizi ortaya koyarak çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Canları pahasına teröre karşı kahramanca mücadele eden emniyet teşkilatımızın da her zaman yanındayız. Saldırılarda şehit düşen polislerimize ve sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır, başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Dualarımız onlarla birlikte. Hepimizin başı sağ olsun. Amin. Bu acı hadisenin ardından iş dünyasından ve örgütlerden gelen tepkileri dinledik. Tabii ki biz de bu acıyı paylaşıyoruz. Ekranlara getirdik. Herkes bir arada dinlik duruyor ama acımız da olduğu gibi burada kalbimizde de yine sürüyor. Haberler böyle.